Günaydın diyerek başlamak istiyorum. Tüm değerli katılımcılarımıza ve bizlerle birlikte olan tüm dinleyicilerimize. Ceren'le ilgili birkaç cümle kurmak istiyorum ama onun öncesinde öncelikle değerli tebliğlerini bizlerle paylaşma ve bu vasıtayla Ceren Damar Şenel'i bir kez daha anma fırsatını sunan konuşmacılara ve daha sonrasında tüm katılımcılarımıza teşekkür etmeye bir borç bilirim. Başta düzenleme kurulu olmak üzere bu bilimsel toplantının Ceren Damar Şenel 1. Genç Bilim İnsanları toplantısının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve Çankaya Üniversitesi'ne yani kurumuma bu vesileyi bize sundukları için bir kez daha teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Ben Ceren'in lisansta, yüksek lisansta ve doktorada hocası oldum. Bu açıdan hayat yolu onunla erken kesişen şanslı insanlardanım. Olan onun benden öğrendiklerini anlatmasıydı. Ancak içinde bulunduğumuz anda, bu koşullarda ben Ceren'den öğrendiklerimi birkaç cümleyle sizden paylaşmak istiyorum. Öğrendiklerimin bir kısmını en azından. Ben Ceren'den gülümsemenin gönüller üzerindeki etkisini öğrendim. Ben Ceren'den sakinliğin ve ağırbaşlılığın bir pırlanta gibi parladığını öğrendim. Ben Ceren'den iyi yetiştirilmiş bir evladın topluma faydasını öğrendim. Ben Ceren'den iyi bir insan olmanın diğer tüm vasıflara üstünlüğünü öğrendim. Ben Ceren'den haksızlığa dur deme cesaretinin içimizde saklı olduğunu öğrendim. Ben Ceren'den dünyayı değiştirme gücünün içimizde olduğunu öğrendim. Bunu haksızlığa dur diyerek yapabileceğimizi öğrendim. Ben Ceren'den zarara uğrama korkusunun bizi doğru bildiğimizi yapmaktan koymaması gerektiğini öğrendim. Ben Ceren'den acının ateşinin sönmediğini ama acının çekenler üzerinde birleştirici gücünü öğrendim. İşte sizler bu birleştirici güç için buradasınız, bizlerlesiniz. Onun için sizlere teşekkür etmeyi borç biliyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Bence Ceren'i en iyi anma yolu bilimle anmak. Çünkü o bir bilim insanı. Ve dediğim gibi en iyi anma yolumuz madem bilimle anmaksa biz Ceren için bir armağan çıkarttık ve bu toplantıyı yapıyoruz. Bundan sonrasında ben susayım, bilim konuşsun istiyorum. Öncelikle sözümü doktor öğretim üyesi Aysun Altınkaş hocamıza bırakmak istiyorum. Hocamız Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi ve bizlerle birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesine ilişkin nefret ve ayrımcılık suçunun değerlendirilmesi başlıklı tebliğini paylaşacak. Hocam söz sizde, zevkle dinliyoruz. Mikrofonumu açayım öncelikle. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Düzenleme kurulunun ve değerlendirme kurulunun sayın üyelerine, sayın hocalarıma ve çok değerli katılımcılara. Ben de 2019 yılında hunharca bir saldırıda hayatını kaybeden değerli bilim insanı Ceren Damar Şenel'in anısına bir araya geldiğimiz bu etkinlikte öncelikle çok kıymetli bilim insanı Ceren Damar Şenel'i saygıyla ve rahmetle anarak sözlerime başlamak istiyorum. Ardından düzenleme kurulunun ve değerlendirme kurulunun sayın üyelerine de böylesine anlamlı bir toplantıda bana sunum yapma fırsatını verdikleri için ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Benim bir konu başlığımı siz zaten aktardınız. Toplumsal cinsiyet perspektifiyle Ceza Kanunu'nun 122. maddesinin değerlendirilmesini yapmaya çalışacağım. Gerçekten bir nefret suçu düzenlemesi var mıdır? Türk Ceza Kanunu'nda iddia edildiği gibi buna ilişkin bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ben ancak bir
sunumum da olacak. Dolayısıyla bunu paylaşabilirsem sizlerle. Bir saniye. Çok özür diliyorum vaktinizi aldığım için öncelikle. Ancak bir şekilde. Estağfurullah hocam. Şu anda ekranınızda görebiliyor musunuz acaba? Öncelikle onu sorayım. Yok hocam, gelmedi henüz. Hocam, ekranınızın altında ShareScreen Evet, yazılı bir ikon var. Evet. Şu anda oldu diye tahmin ediyorum. Aynen, başladı. Tamam, tamamdır. Çok kusura bakmayın, çok özür diliyorum. Estağfurullah, elinize sağlık. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi her birimiz, hepimizin gayet iyi bildiği üzere dünyaya bir cinsiyetle beraber geliyoruz. Yani eril veya dişil olarak bir cinsiyetle geliyoruz ve bu bizim biyolojik cinsiyetimizi oluşturuyor. Bir de bundan bağımsız olarak toplumsal cinsiyet dediğimiz bir kavram daha var. Bu da bizim toplum yaşamı içerisinde aslında öğrendiğimiz bir cinsiyet durumunu ifade ediyor. Doğduğumuz andan itibaren işte giydiğimiz kıyafetler olsun, oynadığımız oyuncaklar olsun, aile içerisinde bize biçilen rol olsun, bize yakıştırılan meslek olsun. Bu suretle öğrendiğimiz aslında bir cinsiyet rolümüz var. Bu da bizim toplumsal cinsiyetimizi teşkil ediyor. Toplum bizden yetiştiğimiz süre boyunca, hayatımız boyunca bize için bu biyolojik cinsiyetimizle de bağlantılı olarak şekillenen, buna uygun görülen rollere uygun davranmamızı, bu davranış kalıpları içerisinde hareket etmemizi bekliyor. Dolayısıyla bu cinsiyetlerin birbirinin içerisine girmesi, ya da farklılaşması sonucunu doğuran, dolayısıyla toplumun bizden beklentilerinin dışına çıkan davranışlar sergilediğimiz takdirde ya da bu beklentileri ihmal ettiğimiz durumlarda ise bunu bir tepkiyle karşılıyor. Bu tepki zaman zaman nefret söylemi, zaman zaman da nefret suçu dediğimiz suç tiplerinin karşımıza çıkmasına neden oluyor. Şimdi bu perspektifle baktığımızda Türk Ceza Kanunu'nda nefret suçu aslında kanunun ilk yürürlüğe girdiği, 2005 yılında yürürlüğe girdiği ilk halinde bizim nefret suçu şeklinde bir suç düzenlememiz yer almıyordu kanunda. Bugün nefret suçu düzenlemesinin yer aldığı belirtilen Ceza Kanunu'nun 122. maddesinde sadece ayrımcılık suçu düzenleniyordu. Bu madde, 122. madde yürürlüğe girdikten sonra birden fazla kereler değişiklik geçirmiş olan bir madde. Maddede ilk değişiklik 2005 yılında maddenin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra özürlülük ifadesinin eklenmesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Arkasından 2013 yılında madde bir daha değişiyor. Bu defa 2006 yılında maddeye eklenen o özürlülük ifadesi engellilik olarak değiştiriliyor. Onun arkasından 2014 yılında çok daha geniş kapsamlı bir değişiklik yapılıyor. 6529 sayılı yasayla ve madde bugünkü görünümünü kazanıyor. Nasıl bir görünüme sahip bugün diye baktığımızda diyor ki dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini
bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, bir kişinin işe alınmasını, bir kişinin olağan ekonomik bir etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır diyen ve nefret ve ayrımcılık başlığını taşıyan bir yasal düzenlememiz var bugün. Bu kapsamlı değişiklikle maddede neler değişti diye baktığımızda bir kere daha önce olmadığı halde mağdur gruplarının arasına milliyet ifadesi eklenerek farklı milliyetlere tabi olmaktan kaynaklı olarak nefret ve ayrımcılık suçunun işlenmesi suç haline getirilmiş durumda. Ancak madde gerekçesine baktığımızda gerekçede hala vatandaşlar arasında ifadesinin varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla 2014 değişikliği ile metin değişmekle beraber gerekçe ile metin arasında bir uyumsuzluk olduğunu söyleyebiliriz bu manada. Yine bir başka önemli değişiklik maddede yapılan mağdur gruplarına ilişkin olarak maddenin ilk yürürlüğe girdiği halinde bir saymanın arkasından benzeri sebeplerle ifadesi yer alıyordu. 2014 değişikliğiyle bu ifade madde metninden çıkartıldı. Bunun etkisi ne oldu ve ne gibi sonuçlara yol açtı kısmını biraz sonra mağdur kısmına geldiğimde ayrıntılı olarak değerlendirmeye çalışacağım. Ancak şu noktada şu kadarını söyleyeyim. Hani bu kanunilik ilkesi anlamında özellikle de belirlilik ilkesi anlamında bu benzeri sebeplerle ifadesinin madde metninde yer alması eleştiri konusuydu aslında. Yasa koyucu bu eleştirilere kulak vererek bu değişikliği yaptı. Ancak dediğim gibi sonuç ne oldu ve ne gibi grupların dışarıda kalmasına neden oldu biraz sonra değerlendireceğiz. Yine 2014 değişikliğiyle maddede ayrım yaparak ifadesi metinden çıkartıldı. Ve bugün işte yasa koyucunun ben bir nefret suçu düzenlemesi yaptım Türk Ceza Kanunu'nda demesine yol açan asıl değişiklik burada gerçekleşti. Mağdur gruplarını saydıktan sonra faille mağdur arasında bu unsurlara ilişkin olarak bir farklılıktan kaynaklı nefret nedeniyle ayrımcılık suçunun işlenmesi halinde 122. maddeden sorumluluğun doğacağını hüküm altına aldı. Ama dediğim gibi bu gerçekten bir nefret suçu düzenlemesi midir? Onun değerlendirmesini de yapmaya çalışacağım. Ve bunun dışında bir de hızlı geçeceğim bu kısmını. Maddi unsura ilişkin olarak hani bizim açımızdan çok önem arz etmiyor tebliğ konusu açısından. Maddi unsura ilişkin olarak ciddi anlamda değişiklikler yapıp en son kısımda da yaptırımın ağırlaştırma yoluna gitti. 6 aydan 1 yıla kadar olan hapis cezasını 1 yıldan 3 yıla hapis cezasına çıkarttı. Niye yaptı yasa koyucu 2014 yılında bu değişiklikleri? Bir kere milliyetle ilgili değişikliğin gelmesinin nedeni Birleşmiş Milletler Irkçılıkla Mücadele Komitesi'nin Türkiye'den eşitliği güvence altına almanın yanında ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin açık düzenlemeler getirmesini talep etmesiydi. Yani ayrımcılık suçu vardı, 2005 yılında yasada yer alıyordu ilk yürürlüğe girdiği halinde. Ancak Birleşmiş Milletler Irkçılıkla Mücadele Komitesi dedi ki bu anlamda yeterli değil. Bunun üzerine 2014 değişikliğiyle milliyet ifadesi, az önce ifade ettiğim üzere milliyet ifadesi madde metninin içerisine girdi. Bizim açımızdan önemli olan değişikliği hazırlayan altyapı ise Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye 2012 yılı ilerleme raporunda yer aldı. Komisyon dedi ki Türkiye Avrupa Konseyi'nin tavsiyesine uygun olarak nefret söylemi ve nefret suçlarına ilişkin mevzuatın düzenlenmesi yönünde ilerleme kaydetmedi. Nefret söylemleri ve nefret suçlarıyla mücadeleye ilişkin Türkiye'nin spesifik bir düzenleme yapması gerekiyor. İşte bunun üzerine az önce bahsettiğimiz gibi 122. maddenin içerisine duyulan nefret nedeniyle, farklılıktan kaynaklanan nefret nedeniyle ifadesi eklendi ve arkasından Türkiye dedi ki ben bu yükümlülüğümü yerine getirdim. İşte artık benim yasalarımda bir nefret suçu düzenlemesi yer alıyor. Ben spesifik düzenleme yaptım dedi. Peki. Gerçekten 122. madde bir nefret suçu düzenlemesi mi değerlendirmesini yapabilmemiz için
Tabii öncelikle nefret nedir? Nefret söylemi ve nefret suçu kavramına ve bu doğrultuda ayrımcılıkla beraber düzenlemeyi tercih ettiği için bizim yasa koyucumuz bu kavramlara bir bakmamız lazım. Nefretin içeriğine baktığımızda Türk Dil Kurumu'nun tanımından hareketle birinin kötülüğünü istemeye varan tutku, yok etme isteğine varan yatsıma, tiksinme, tiksinti olarak tanımlanıyor. Nefret söylemi açısından baktığımızda ise tıpkı nefret suçunda olduğu gibi nefret söyleminin de aslında üzerinde uzlaşılmış genel geçer bir tanımı yok. Bu konuda en çok kabul gören tanım, en kapsamlı tanım Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 97'ye 20 sayılı tavsiye kararında yer alıyor. Nasıl bir tanım getirmiş buna ilişkin olarak Avrupa Konseyi diye baktığımızda söz konusu tavsiye kararında, ırkçı nefret, yabancı düşmanlığı, antisemitizm veya hoşgörüsüzlük ifade eden, azınlıklara, göçmenlere ve göçmen orijinli insanlara karşı saldırgan milliyetçilik ve etnik merkezcilik, ayrımcılık ve düşmanlık da dahil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, destekleyen veya savunan her türlü ifade biçimidir diyor. Bunun içerisinde işte yabancı düşmanlığının, antisemitizmin, hoşgörüsüzlük ifade eden ifadelerin yer aldığını görüyoruz. Burada en çok tartışmanın olduğu konu yani ifade özgürlüğü bağlamında bazı söylemler kısıtlanabilir mi tartışmasını bir kenara bırakırsak, işte mesela homofobik söylemler bu kapsama girer mi? Nefret söylemi kapsamında değerlendirilebilir mi? Çünkü bu tanımı esas aldığımızda buna ilişkin spesifik bir vurgunun yer almadığını görüyoruz. İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne giden bir ve karara bağlanmış bir dava olmamakla beraber öğretinin bu konuda yapmış olduğu yorumlara baktığımızda homofobik söylemlerinde nefret söylemi kapsamında görülebileceği ve bu kapsamda sınırlamaya tabi tutulabileceğine yönelik olarak bir görüş birliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında nefret söyleminin önemi bizim için şu noktada karşımıza çıkıyor. Bu alanda yapılan çalışmalar gösteriyor ki nefret suçuna giden yol aslında insanların kafasında oluşturduğu bir önyargıyla başlıyor. Bu önyargı bir sonraki aşamada nefret söylemi ve sonrasında da kuvvetlenerek nefret suçu ve en yoğun olduğu en son aşamada da soykırıma varan bir nefret piramidinin olduğundan bahsediliyor. Bu doğrultuda aslında söylem nefret suçlarının ön aşamasını oluşturuyor ve bu bağlamda baktığımızda aslında tıpkı nefret suçlarında olduğu gibi söylemin hedefi olan bireyden öte o kişinin ait olduğu ya da ait olduğu varsayılan gruba yönelik olarak verilen bir mesaj var bu söylem aracılığıyla. Toplumda size yer yok mesajı veriliyor. Bu nedenle de bu tip suçların, nefret söylemi üzerinden şekillenen suçların sadece muhatabı olan, mağduru olan bireyden öte çok daha geniş kapsamlı bir grup üzerinde etki doğurduğu, bu anlamda da çok daha dikkatle ele alınması, çok daha hassasiyetle yaklaşılması gereken bir suç grubunu oluşturduğu kabul ediliyor. Ve nefret söylemiyle ilgili en önemli sorunu da salt söylem olarak kalmaması, arkasından işte teşvik veya provoke eden o söylem içerisinde yer alan eylemlere yönelten bir yönünün de olması teşkil ediyor ve en yaygın şeklini de biz aslında işte spor alanında, spor müsabakalarında ve spor basınında görüyoruz. Bu dil artık neredeyse hani bir lisanları haline gelmiş durumda. Dolayısıyla çok daha dikkatle yaklaşılması gereken bir noktayı oluşturuyor. Bunun ötesinde yani bir sonraki basamağa geçtiğimizde ve bizim tebliğimiz açısından da esas konuyu oluşturan nefret suçu kavramına baktığımızda bu kavramın ilk defa 1980'li yıllardan itibaren Amerika'da kullanılmaya başladığını görüyoruz. İlk ortaya çıktığında aslında daha çok ırk veya din temelli gerçekleştirilen
saldırıları tanımlamakta kullanılıyor. Bununla beraber 90'lı yıllardan itibaren artık işte bir kişinin cinsel yönelimi, ulusal kökeni, engellilik durumu ve cinsiyeti nedeniyle yapılan saldırıları da kapsayan bir genişliğe ulaşıyor 90'lı yıllardan itibaren. Yine bu kavramın da tıpkı nefret söyleminde olduğu gibi üzerinde uzlaşılan genel geçer bir tanımı yok. Ama en kapsamlı tanım Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından getirilmiş durumda. Üzerinde uzlaşılan tanım olmadığı için öğretide farklı tanımların yapıldığını, tanımlar getirilme çabasının olduğunu görüyoruz. Bu noktada getirilen bir tanıma göre bir kişinin bir gruba gerçek veya varsayılan aidiyeti nedeniyle ona karşı işlenen ayrımcı nitelik taşıyan cezai davranışlar olarak tanımlanıyor. Ancak üzerinde daha çok uzlaşılan diğer bir tanıma göre ise iki tane alt unsurunun olduğu kabul ediliyor nefret suçunun. Birincisi failin ceza hukukuna göre suç teşkil eden bir davranış gerçekleştirmesi ki bu suçun da bünyesinde şiddet barındıran bir suç olması aranıyor. İşte kasten yaralama, kasten öldürme, tehdit, cinsel saldırı, mala zarar verme gibi aslında ceza hukukunda zaten suç olarak tanımlanmış ve bünyesinde şiddet unsuru barındıran bir suçun ikinci unsur olarak ön yargı sayıkıyla, nefret sayıkıyla işlendiği hallerde bu artık suçun nefret suçuna dönüştüğü kabul ediliyor. İşte kişinin eşcinsel olduğu için burnunun kırılması durumunda olduğu gibi. Burada nefret suçlarında bir gruba aidiyet nedeniyle mağdur nefret teşkil eden fiillerin hedefi haline geldiğinden yine nefret söyleminde olduğu gibi bireysel bir mağduriyet durumundan çok bireyin, mağdurun ait olduğu gruba yönelik olarak bir verilen mesaj var. Daha korkutucu bir etki doğuruyor. Daha geniş çaplı bir zarara yol açtığı kabul ediliyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın getirdiği tanıma baktığımızda ise teşkilat diyor ki nefret suçu mağdur, mülk ya da suçun hedefi B şıkkında tanımlandığı gibi gruplarla gerçek veya varsayılan bağlantısı, ilgisi, ilişkisi, destekçisi ya da üyesi olduğu için seçilerek mülke ya da kişiye karşı işlenen herhangi bir suçu kapsamaktadır. Grup üyelerinin genel özellikleri, gerçek ya da varsayılan ırk, ulus ya da etnik orijin, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, fiziksel ya da zihinsel engellilik, cinsel kaynaklı ya da diğer benzer unsurlara da dayandırılabilir şeklinde getirdiği geniş kapsamlı bir tanım var. Bu nedenle daha çok uzlaşılan ve daha çok kabul gören tanım olmasının nedeni de teşkilatın getirdiği tanımın bundan kaynaklanıyor. Ne gibi adımlar atılmış uluslararası düzeyde nefret suçlarıyla mücadele etmek için diye baktığımızda 2003 Maastricht Bakanlar Konseyi toplantısında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın gündemine giriyor nefret suçu kavramı ve bu suçla mücadele etmek amacıyla konsey üyesi bütün ülkeler bu suçların yarattığı tehlikeyi kabul ederek bu suçlarla mücadele etmek için gerekli adımları atmak konusunda bir görüş birliğine varıyorlar. Tarih 2003. Ardından 2003 yılında yine AGİT bünyesinde Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, kısaca ODİHR denilen büro kuruluyor. Ve 2006 yılından itibaren bu nefret suçlarının önlenmesi ve bu alandaki gelişmeleri takip etmek amacıyla Hoşgörü ve Eşit Muamele Bilgilendirme Sistemi, kısaca TANDIS denilen sistem oluşturuluyor ve ülkelerden veriler toplanarak bu veriler sisteme işleniyor. Bu çalışmalar doğrultusunda ülkeler iç hukuklarında ne gibi düzenlemeler yapıyorlar diye baktığımızda 3 tane alternatifin bulunduğunu görüyoruz. Bir, ülkeler yasal düzenlemelerinde nefret suçu adı altında özel bir suç düzenlemesine yer verebiliyorlar. İkinci alternatif, az önce bahsettiğim gibi işte kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, tehdit, mala zarar verme gibi ağırlıklı olarak nefret suçu olarak işlenen suçlarla ilgili maddenin altına bir nitelikli hal düzenlemesi getiriyorlar ve diyorlar ki bu suçlar
nefret sayıkıyla işleniyor ise cezaları ağırlaştırılacak. Cezanın ağırlaşması sonucunu doğuran bir sistem benimseyebiliyorlar. Ya da üçüncü alternatif, ceza kanunlarında hiç düzenleme getirmiyorlar bu konuya ilişkin olarak. Nefret suçları ile ilgili özel bir düzenleme getiriyorlar, özel bir mevzuat hazırlıyorlar. Ve bu tip eylemlerin karşılığında tazminat sorumluluğu getiriyorlar, tazminat sorumluluğu öngörüyorlar. Yine hangi sistemi benimserlerse benimsesinler, gerçekten bu konuda nefret suçlarıyla mücadele etmek için adım atan ülkelere baktığımızda bu düzenlemenin yanında bir de bu tip suçları takip edip, tespit edip takip etmek adına bir veri sisteminin kurulduğunu görüyoruz. Genellikle atılan adımlar bu yönde ve ülkelerin bu konuda nefret suçunun mağduru olabilecek grupları belirlerken de, yani hangi tip düzenlemeyi yaparlarsa yapsınlar, mağduru olabilecek grupları belirlerken de kendi ülkelerinde işlenen bu tip suçları göz önünde bulundurarak, işte ırk temelli mi daha çok işleniyor, cinsel kimlik temelli mi daha çok işleniyor, bu tip hassasiyetleri gözeterek düzenlemeler getirdiklerini görüyoruz. Şimdi gelelim bizim sistemimizde durum nedir diye bakalım, bu veriler ışığında, bu bilgiler ışığında Türkiye'nin durumunu değerlendirecek olursak. Şimdi bizde özel bir mevzuat yok buna ilişkin olarak. Bir yasa tasarısı hazırlanmıştı aslında nefret suçlarıyla mücadele etmek için. Ancak bu tasarı meclisten geçip yasalaşamadı. Bizim sistemimizde nefret ifadesine yer veren, cezai anlamda nefret ifadesine yer veren ilk düzenleme, az önce de bahsettiğim yılı gibi 2014 yılında 122. maddede yapılan değişiklikle karşımıza çıkıyor. Ve bizim yasa koyucumuz bu suçu, nefret suçlarını ayrımcılık suçuyla beraber düzenlemeyi tercih etmiş durumda. Dolayısıyla biz ister istemez bu kriterleri karşılıyor muyuzu değerlendirmek için 122. maddenin metnine dönmek durumundayız. Şimdi başta genel bilgileri, o 2014 yılında yapılan değişiklikleri anlatırken söylemiştim zaten. Benzeri sebeplerle ifadesi madde metninden çıkartıldı 2014 değişikliği sırasında ve kanunilik ilkesi bakımından bunun olumlu olduğuna yönelik değerlendirmeler yapıldı. Ancak şu anda 122. maddeye baktığımızda cinsel kimlik, cinsel yönelim esas alınarak getirilen bir düzenleme söz konusu olmadığından, tıpkı işte etnik köken, sağlık durumu, medeni durum, sendika üyeliği gibi dikkate alınmadığı gibi cinsel kimlik ve cinsel yönelim de 122. maddede dikkate alınmamış durumda. Oysa ki biz bu anlamda verilere baktığımızda, TANDİS kapsamındaki verilere baktığımızda, nefret suçu kategorisi altında işlenen suçların çok büyük bir kısmının aslında cinsel yönelim ve cinsel kimlik kaynaklı işlendiğini görüyoruz. Irk temelli olan, etnik köken temelli olanların yanında cinsel kimlik ve cinsel yönelimin de bu anlamda ciddiyetle dikkate alınması gereken bir unsur olduğunu görüyoruz. Mağdur grubunu teşkil ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla 122. maddede bu grupların dikkate alınmaması AGİT düzenlemelerine, AGİT'in öngördüğü kriterlere uygun bir düzenleme yapma fırsatını da kaçırması sonucunu doğurmuş durumda. Yine bir başka bence sıkıntılı olan husus şu, 2014 değişikliğiyle beraber maddeye eklenen fail ve mağdur arasında bir farklılık durumunun aranıyor olması. Yani dil, ırk, millet, cinsiyet, siyasi düşünce noktasında faille mağdurun farklı yerlerde durmasını arıyor. Nefretin bundan kaynaklı olmasını arıyor. Halbuki fail ve mağdurun aynı cinsiyete sahip olabileceği ve buna rağmen
Az önce bahsettiğim gibi o toplumsal cinsiyet kurallarına uygun hareket etmediğini düşündüğü için kendi kafasında mağdurun cinsel yöneliminden kaynaklı olarak bu tip eylemlerin gerçekleştirildiği halleri artık 122. madde kapsamına sokma şansını ortadan kaldırıyor bu düzenleme. Farklılık unsurunun aranıyor olması maddenin uygulama alanının gerçekçi olmayan bir şekilde daralması riskini de beraberinde getiriyor. Yine yasaya baktığımızda aslında nefret suçunun unsurunu yani alt unsurunu oluşturduğunu ifade ettiğimiz o şiddet içeren suç tiplerine 122. maddede yer verilmediğini görüyoruz. Neyi saymış? İşte daha çok hizmet ilişkisine yönelik, kira ilişkisine yönelik bir takım düzenlemeleri yapmayı tercih etmiş suçun maddi unsuru altında yasa koyucu. Ve bağlı ve seçimlik hareketli bir suç düzenlemesi de getirdiği için bunun dışındaki hareketlerle işlendiği hallerde 122 kapsamında değerlendirme şansımız yok. Dolayısıyla nefret sayıkı ile işlenen şiddet içeren unsurları bünyesinde barındıran suçlara yer vermediği için bu anlamda aslında o iki alt unsur üzerinden baktığımızda bizde bir nefret suçu düzenlemesinin gerçek anlamda olmadığını söyleyebiliriz. Üstüne üstlük dönüp bu tip suçlara baktığımızda da işte yaralamadır, tehdittir, cinsel saldırıdır, mala zarar vermedir. Buralarda nefret sayıki dikkate alınıyor mu? Bir ağırlaştırıcı neden olarak göz önünde bulundurulabilir mi diye baktığımızda yine böyle bir özel düzenlemeye de yer verilmediğini görüyoruz. Bu noktada iş aslında bir yönüyle hakimin insafına kalıyor. Yani bunu bir ağırlaştırıcı neden olarak daha doğrusu ağırlaştırıcı neden derken cezanın belirlenmesinde o üst sınıra yaklaşılmasını gerektiren bir neden olarak göz önünde bulundurulabileceğine dair öğretide değerlendirmeler yapılıyor ancak biraz sonra değerlendirme kısmında da söyleyeceğim ama burada yeri gelmişken de söyleyeyim. Nefretin ne olduğu ve bir suçun nefret sayıkı ile işlenip işlenmediğini tespit işi aslında biraz da hakimin kafasında biten, hakimin kendi hayat görüşüyle ve yetiştiriliş tarzıyla da bağlantılı bir husus olduğu için bu durum söz konusu suçlardan dolayı tespitin yapılması, hüküm kurulması işini de güçleştiren bir süreç şeklinde karşımıza çıkıyor. Yine bağlı ve seçimlik hareketli suç olmasının bir sonucu bu suç ihmalen işlenebilir mi diye baktığımızda hani diyelim ki maddede sayılan hareketlerden biri yapıldı. Diyelim ki LGBT'yi diye hastayı tedavi etmedi hekim. Acaba 122. maddeden hüküm kurabilir miyiz diye baktığımızda benim katıldığım görüş doğrultusunda bizim sistemimizde kanunilik ilkesi geçerli olduğundan ve 122. maddede de bu suçun ihmal suretiyle işlenebileceğine dair açık bir düzenlemeye madde metninde yer verilmediğinden bu tip ihmal şeklindeki davranışların da cezasız kalmaya, en azından cezasız kalma değil belki hani ihmalen yaralamadan işte ya da ihmal suretiyle ölüme sebebiyet vermeden sorumluluk doğabilir ama ayrıca nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında değerlendirme şansımızı da elimizden almış durumda yasa koyucu ihmali bu kapsamda dikkate almadığı için. Bir başka sıkıntılı nokta, burada nefret suçu aslında gerçek anlamda bir nefret suçu düzenlemesine yer vermediği gibi yasa koyucu, bir de maddenin içerisine nefret sayıkı ile işlenme şeklinde bir ibare ekleyerek manevi unsurunu özel kasta dönüştürerek suçun tespitini daha da güç hale getirmiş durumda. Manevi unsur dediğimiz unsur hepimizin malumu olduğu üzere failin iç dünyasına ilişkin bir durumu ifade ettiğinden bunun tespiti, ispatı, yargılama aşamasında çok büyük güçlük arz ediyor. Yani ben nefretim nedeniyle değil, işe uygun olmadığı için almadım dediği andan itibaren
bunu ispat etmek ciddi anlamda güçlük arz ediyor. Hani içerisinde şiddet unsuru barındıran suçlarda failin suçu işlerken sarf ettiği sözler, işte suçun işlendiği yer gibi gibi bir takım unsurlar üzerinden, o ön yargı sayıkını gösteren unsurlar üzerinden tespit edilebilecek bir takım hususlar olabilir belki. Ama ayrımcılık suçuyla beraber değerlendirdiğimizde ispat ciddi anlamda güçleşmiş durumda ki Adalet Bakanlığı'nın istatistikleri de bize bunu gösteriyor. 2018 yılına baktığımızda mesela, hani diğer kısmını geçiyorum, 2018 yılına baktığımızda bile 205 soruşturma dosyasından sadece 23'ünün kamu davasına dönüştüğünü, bunlardan da sadece 7'sinin mahkumiyetle sonuçlandığı gibi bir veriyi paylaşıyor. Yani uygulaması olabilen bir madde değil maalesef. İyi niyetle yapılmış olsa dahi bir takım değişiklikler madde metninde zaten uygulamada güçlük arz ediyordu. İyice uygulama alanı söz konusu değişikliklerden sonra azalmış durumda. Bu doğrultuda son olarak değerlendirme ve önerilere baktığımızda 122. madde, az önce de söylediğim gibi, her ne kadar bir nefret suçu olduğu iddia ediliyor olsa da bir nefret suçu düzenlemesi değil bu kriterler üzerinden baktığımızda. Kaldı ki en son artık 2016 yılında, çok pardon, Yargıtay 18. Ceza Dairesi de dedi ki bu bir nefret suçu değil. Nefret sayıkıyla işlenen ayrımcılık suçu şeklinde verdiği bir karar var. Yani artık yargı eliyle de bu suçun bir nefret suçu düzenlemesi olmadığı kabul edilmiş durumda. Az önce de söylediğim gibi nefret suçu düzenlemesi yapmak bir yana, maddenin içerisine nefret sayıki ifadesini ekleyerek, özel kast unsurunu aranır hale getirerek suçun ispatını daha da güçleştirmiş durumda. Gerçekten bir nefret suçu düzenlemesi yapmak istiyorsa yasa koyucu, Avrupa Konseyi'nin de eleştirileri doğrultusunda, ya bağımsız bir nefret suçu düzenlemesi yapıp yasaya koymalı, ya da işte o bahsettiğimiz kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı gibi suçların altına nefret sayıkıyla işlenmesini bir ağırlaştırıcı neden olarak, nitelikli hal olarak öngören bir düzenlemeyi madde metnine eklenmeli. Tabii bütün bunlar yapılırken de mağdur gruplarının hassasiyetle tespit edilmesi gerekiyor. Özellikle bu konuda işte Tandis'teki veriler dikkate alınarak gerçekten bu tip suçlar kimlere karşı işleniyor gözeten bir yasal düzenlemenin yapılmasında fayda var. Tabii bu verilerin bizim ülkemize özgü olarak toplanabilmesi için de kamu kurumlarının sistematik bir şekilde veri toplaması ve bu verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Ancak yine sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki çalışmalarına baktığımızda, kişiler bu tip suçları, böyle bir suça muhatap olduklarında, böyle bir suçun mağduru olduklarında dahi yetkili kurumlara bildirmekten imtina ediyorlar. Bunun altında da işte böyle bir suçla karşı karşıya kaldıkları bilgisinin ya da kendi durumlarının ailelerine, topluma ifşa edileceği ya da süreç içerisinde bir kere daha mağdur edilecekleri gibi bir takım haklı kaygılardan hareketle bu tip suçlar bildirilmiyor, bildirilmekten imtina ediliyor. Dolayısıyla gerçek anlamda bir veri toplanması ve bunun analiz edilmesi isteniyorsa, sadece kamu kurumlarının verilerine değil, sivil toplum kuruluşlarıyla da bu manada işbirliği içerisinde çalışılması gerekiyor. Ayşin yine... Hocam, sizi çok büyük zevkle dinliyoruz ve çok faydalanıyoruz. Kusura bakmayın, bölmek zorunda kaldım. Birkaç dakika içerisinde toparlamamız mümkünse akış açısından memnun olacağız. Tamam. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum, kusura bakmayın. Hemen estağfurullah. Hızlıca topluyorum hocam.
Bu noktada da bu verileri toplayıp analiz etmek üzere işte hem bütçe anlamında hem uzman personel anlamında yatırımın yapılması gerekiyor ve yine soruşturma ve kovuşturma organlarının da özel bir eğitimden geçirilmesi gerekiyor. Son söz olarak Mandela'nın sözleriyle veda edeyim, affınıza sığınarak: hiç kimse derisinin rengi, kültürel yapısı ya da inançları yüzünden başkasından nefret ederek doğmaz. İnsanların nefret etmeyi öğrenmeleri gerekir. Nefret etmeyi öğrenebiliyorlarsa sevgiyi de öğrenebilirler. Çünkü sevgi insan kalbine diğer hislerden çok daha doğal gelir demiş. Ben de hepinizin sevgiyle ve sağlıkla kalması dileğiyle sözlerime veda edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Biz de Sayın Altunkaş'a çok teşekkür ediyoruz. Son derece ayrıntılı, güzel, bizleri bilgilendirecek bir sunuş yaptığı için. Şimdi ben fazla konuşmadan sözü araştırma görevlisi Hasan Basri Çiftçi'ye bırakmak istiyorum. Hasan Basri Çiftçi, Maltepe Üniversitesi Mali Hukuk Anabilim Dalı araştırma görevlisidir. Ve bizlerle birlikte benim de çok ilgili olduğum, çok merakla dinleyeceğim toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin dezavantajlı rolleri pekiştirecek şekilde kullanılması kötü örnekler başlıklı tebliğini sunacak. Sizi zevkle, heyecanla dinliyoruz Sayın Çiftçi. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum Emel Hocam. Ben de Aysun Hocamızın sözleri aslında yani başta ifade ettim ama ben de kendi adıma ifade etmek istedim. Ben de Ceren Damar Şenel'in hani anısını hatırlayarak şey yapmak istiyorum, başlamak istiyorum. Yani öyle hani bir şey oldu ki aslında hiçbirimiz, yani ben tanışmıyorum Ceren Damar Şenel'le ama hepimiz tanıyormuşuz gibi oldu. Keşke bu şekilde tanışmak durumunda da kalmasaydık. Bütün öğrencilerle ilişkilerimi bile her öğrenciyle karşı karşıya gelişimde aklımda hep beliriyor. Yani hayatımızı maalesef çok etki eden kötü bir haber oldu ama anısı değerliydi. Ben de tebliğimi onun anısına, değerli anısına adadım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin dezavantajlı rolleri pekiştirecek şekilde kullanılması kötü örnekler başlıklı bir tebliğ sunacağım. Yine başlamadan önce Aysun Hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Ceza hukuku çalışmama rağmen çok fazla not aldım ve çok ufuk açıcı bir sunum oldu benim için. İki aşamada konuşmamı yapmak istiyorum. İlk olarak bu toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme nedir? Neden ben bir hukukçu olarak bununla ilgileniyorum ve bununla ilgilenirken nerelere bakıyorumu biraz anlatmak isteyeceğim. İkinci aşamada da bununla ilgili bir takım sorunları ve kötü örnekleri paylaşacağım. Sıddık Sami Onar hukukta yöntem olarak işte sadece hukuki, pozitif hukuk düzenlemeleri değil, onların iktisadi ve içtimai, yani ekonomik ve sosyal köklerine de bakmak gerektiğini ifade ediyor. Gerçekten yani işte kesin hesap ya da 5018 sayılı bütçe mali kontrol kanunu baktığımızda buradaki hukuksal metinlerin, yapıların aslında bir takım işte kalkınma ekonomisi ve sosyolojisi temelli bir ürün olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben de buradan almak istiyorum. Kalkınma ekonomisinden almak istiyorum biraz. Yani dünya toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye nasıl geldi? İşte UNDP 2030 hedeflerinden biri olarak gender equality, toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl benimsedi? UNDP'deki o development, kalkınma kelimesiyle toplumsal cinsiyet eşitliği nasıl yan yana gelebiliyor? Temelde çok başlarda ve çok hızlıca geçeceğim bu kısımları ama çok başlarda kalkınma bir tür aslında modernleşme problemi olarak algılanıyordu ve kalkınmışlık bir statü olarak değerlendiriliyordu. Çok meşhurdur. Rostov'un 5 aşamalı bir kalkınma şeyi vardır, tarifi vardır. Böyle bir uçağın işte kalkıp yükselip uçmasına benzetir. Buradaki uçak şeyini özellikle söylemek istiyorum. Uçuşa geçmeyi kalkınmayla eşleştirmeyi özellikle söylemek istiyorum. Çünkü sonda bununla ilgili bir ayrı değerlendirmemiz olacak. Tabii bu ilk baştaki modernleşme teorisi belirli işte bu aşamaları geçen, bu yolu izleyen herkesin kalkınmışlık, veya herkes derken devletlerden söz ediyorum. Devletlerin bir kalkınmışlık statüsüne ulaşacağını varsayıyordu. Bu daha sonra aslında Marksist bir perspektiften tekrar düşünülmek zorunda kaldı. Kalkınmanın bir
işte kalkınmışlık şeklinde bir statü olmadığı aslında bir süreç olduğu ve bu sürecinde işte Hunter Frank'in de çok yine güzel şekilde ifade ettiği gibi kolonyalizm, sömürgecilik ve emperyalizm süreçlerinden etkilendiği, dolayısıyla bazı ülkelerin bile isteye kasıtlı olarak yapısal sebeplerle geride kaldığı ve bağımlı olduğu teorisiyle modernleşme eleştirildi. Daha sonra bu iki teoride aslında Wallerstein'in belki ikisinin tam ortasında duran ve o dönemde yine kalkınma ekonomisi bakımından çığır açan dünya sistemleri teorisiyle geliştirildi. Orada da işte çekirdek ülkeler, yarı periferdeki ülkeler, yarı çeperdeki ülkeler ve çeper ülkeleri, periferik ülkeler olarak dünyadaki bütün ülkeleri üç gruba ayırdı ve dünyadaki sistemi bir sosyal sistem olarak yine aslında bir tür eşitsizliklerin yeniden üretilmesi üzerinden açıklamış oldu. Üretim zinciri farklı ülkelere dağıldığı için farklı farklı ülkeler, yani periferden, semi periferden ya da çekirdekten farklı farklı ülkeler bu kalkınma sürecinde farklı roller benimsiyorlardı. Dolayısıyla bakış açısı farkındaysanız kalkınma deyince hep ülkeler ya da işte ülkelerin gelişmişliği, modernleşmede de, bağımlılıkta da, dünya sistemleri teorisinde de böyleydi. Ta ki Amartya Sen'e kadar. Amartya Sen, ekonomi alanında da Nobel almış bir meşhur hoca olarak yeni bir şey taşıdı ekonomik kalkınma ekonomisi alanına. Bu da insani gelişmişlik yaklaşımıydı. Human Development Approach diye geçen. Burada da bir takım yapabilirliklerden söz etmeye başladı. Ben affedersiniz şu ekranım çok dikkatimi dağıtıyor, kendimi görüyorum. O yüzden sürekli kafam karışıyor. O yüzden onu bir gizleyeyim. Tamam. İnsani gelişmişlik yaklaşımında da yapabilirlikler ya capabilities'ten aslında bunların geliştirilmesi gerektiğinden söz etti. Bu ne demek? Yani kişinin refahını, örneğin gayri safi milli hasılanın ne kadar olduğuna ya da işte toplumda kişi başına ne kadarı bunun düştüğüne bakmaktansa, bir takım sayıları bölüp çarpmaktansa, her insan, toplumu oluşturan her insanın aslında yapabilirliklerine katkı sunmak. Yani buradaki yapabilirlikler de bir takım işte birazdan detaylarına gireceğim. İşlevsel kabul edilen bir takım faaliyetlerde bulunabilmek aslında. Dolayısıyla hani burada bir şey de değiştirmiş oldu. Hani hem kalkınmaya bakışı değiştirmiş oldu. Çünkü biz ülkelerin gelişmişliğini, kalkınmışlığını ölçerken bir takım işte ülke verilerine değil de o ülkede yaşayan insanların yapabilirliklerine baktığımızda aslında mesela yoksulluğun farklı olduğunu, dolayısıyla kalkınmanın farklı bir yerden gideceğini söylemiş oluyoruz. Çünkü bu yapabilirliklerden mahrumiyet aslında yoksulluk. Yoksa diğer türlü işte Zygmunt Bauman'ın da sorduğu gibi azınlıkların zenginliği çoğunluğun çıkarına mıdır? Her zaman öyle olmayabiliyor. Ama Amartya Sen'in bu insani gelişmişlik yaklaşımında biz artık kalkınma alanında insana bakmayı öğrendik. Bunu biraz daha geliştiren Nussbaum'un merkezi yapabilirlikler teorisi var. Aslında biz bugün toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye taşıyan da biraz Nussbaum etkisi diyebiliriz. Nussbaum'un bu açıklamaları dünyadaki işte kalkınma projelerinin birazdan neoliberalleşmesiyle paralel gittiğinden aslında siyasi liberalizm teorilerini çokça yansıtan bir yerde karşımıza çıkıyor. Öte yandan tabii aynı süreçte işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yükselmeye başlayan insan hakları, insan onuru, insan temelli insan hakları yaklaşımı da yükselişe geçtiği için aslında kesiştikleri, ayrıştıkları yerler var. Ben bunlara çok girmeden çok hızlıca yapabilirlikler dediğimizde Nussbaum anlamında neleri kastettiğimizi ifade etmek istiyorum. 10 tane merkezi yapabilirlikten bahsediyor Nussbaum. Bunlar işte birincisi yaşam, yani kişinin yaşaması, ikincisi beden sağlığı, üçüncüsü bedensel bütünlük, dört, duyular, hayal gücü ve düşünce geliştirebilme. Beş, duygular. Altı, pratik akıl, eleştirel bakış. Yedi, bağlanma. Sekiz, öteki türlerle ilişki. Dokuz, oyun, play anlamında. Onuncusu, çevresini siyasi ve maddi olarak denetleme. Yani bunlar aslında bizim bugünkü perspektiften anayasalarımıza vesaire baktığımızda ya da diğer metinlere baktığımızda, uluslararası sözleşmelere vesaire, bir takım hak kategorileriyle örtüşen, bazen de ayrışan yapabilirlikler. Yani bir insanın işlevsel, bu da Aristoteles'ten gelen bir şey, yani işe, hani onların deyimiyle değerli bir
yaşantı sürebilmesi için ona bir takım yapabilirlikler atfediliyor. Kişiler bunları yapmak zorunda değil, yapmayabilirler. Hani bu illa sadece bunları yapan insanların hayatı değerlidir de demek değil. Ama onlara bu imkanın sunulması gerekiyor. Dolayısıyla devletlere düşen de kalkınma projelerinde, kalkınmayı hedeflerken işte hukuk yoluyla ya da mali kurallık politikalar yoluyla kişilerin yapabilirliklerini geliştirmek, buna olanak sağlamak. Yani bir kişinin yaşayabilmesine, işte bilim sanat üretebilmesine, öteki türlerle ilişki kurabilmesine ya da işte bir takım şeyleri eleştirel olarak değerlendirebilmesine vesaire vesaire, hepsine imkan sağlayan politikaları üretmek. Bunu da Nussbaum kendi teorisini Rawls'un hakkaniyet olarak adalet, yine o da çok meşhurdur, hakkaniyet olarak adaletle karşılaştırarak yapıyor. Hakkaniyet olarak adalet de bir ülkenin kaynaklarını bütün yurttaşlarına eşit veya eşit yakın olarak bölüyorsa bu ülkenin iyi bir ülke olduğu düşünülüyor. Yani yeni bir tür yeniden dağıtımla birlikte düşünülüyor. Nussbaum bunu daha da ileri getiriyor. Yani hem Amartya Sen'in teorisini hem de Rawls'un teorisini daha da ileri götürüyor ve diyor ki yapabilirlikler sağlayarak, yani kişilerin kendilerini geliştirebilecekleri, bu az önce saydığım 10 kalem, kendilerini geliştirebilecekleri olanakları yaratarak kişilerin bunları işlevlere dönüştürmesini sağlamak. Yani gerçek anlamda bunların gerçekleşmesini, işte hayata katılmasını sağlamak. Şimdi buradaki anahtar şey de artık geldiğimiz noktada bütçeye gelmiş bulunuyoruz. Yani kişiler için kaynaklarımızı dağıtırken işte ülkenin büyümesine ya da gayri safi milli hasılasının artmasına yönelik olarak değil, kişilerin yapabilirliklerine yönelik olarak ayırmamız gerekiyor. Dolayısıyla kaynakları ayırırken işlevlere dönüştürebilecek şekilde ayırmamız gerekiyor. Burada da sorunlardan birisi de şu, süre giden toplumsal eşitsizlikler var aslında. Dolayısıyla bu da kaynakların farklılaşması ihtiyacını doğuruyor. Yani çok kısaca burada aslında oradan birçok teoriden gelip de vardığımız yer bize Nussbaum'la birlikte şunu söylüyor. İşte kadınların, engellilerin, LGBT'lerin bir takım kaynaklara erişimde daha çok hakkı var aslında. Çünkü toplum bir noktada bu kişilerle ilgili adaletsiz davranmış ve adaletsiz bir düzen yaratmış. Dolayısıyla bunu gidermek için örneğin kadının eğitimi eğer erkeklere kıyasla daha gerideyse bir toplumda, o halde eğitim fırsatları bakımından kadınlara daha çok para ayrılması gerekiyor bütçe kaynaklarında ki sorun çözülebilsin. Bunun temeli de işte o merkezi yapabilirliklerin gelişmesi ve işlevlere dönüşmesi üzerinden. Pardon, biraz da heyecanlıyım, kusura bakmayın. Tabii bu böyle yine konuşunca siyasi liberalizm işte ve anayasalar, yani onların ilişkilenme biçimi de aslında birbirleriyle çok insanın içine sinmiyor. Ama hani ben şeyi çok o yüzden onlardan örnek verdim. Yani bir konuyu o şeyin nasıl geldiğini açıklayan iktisadi sosyal temelden açıklamak bence çok değerli. Çünkü o zaman onun eksikliklerini söyleyip hani kendi gerekçelendirmesini eleştirip çürütüp geliştirebiliyorsunuz. Ki zaten hep şeyde de kalkınma ekonomisi tarihinde de teoriler o şekilde ilerlemiş. Dolayısıyla Nussbaum'un geldiği noktada bize söylediği şey, bütçeler ayrılırken bu eşitsizlikleri yapabilirliklere çevirecek şekilde ekstra kaynak ayrılması. Bir de burada şeyden söz etmek istiyorum. Fırsat yaratan fırsatlar diye bir kullanımı var Nussbaum'un. Burada üç tane şeyden bahsediyor. Yani nasıl insanlar olanakları çevirebilir? Birincisi eğitim, ikincisi kredi, yine neoliberal olduğu için. Üçüncüsü de insanlarla kurulan bağlara izin verme. Şimdi burada özellikle üstünde duracağımız kredi olacak birazdan. Fırsat yaratan fırsatlardan kasıt da, yani bunları kişilere sağladığınızda kişiler yapabilirliklerini yapma konusunda bunlar desteklenmiş olacaklar. Yani eğitime sahip olması, paraya sahip olması ve kendisi gibi başka insanlarla iletişim kurması onu bu hedeflere ulaştıracak. Dolayısıyla toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme de bu bağlamda gelişmiş bir şey. UNDP'nin hedeflerine de orada development'la gender equality, işte kalkınmayla toplumsal cinsiyet eşitliğinin yan yana gelebilmesinin hikayesi, geri planı aslında bu. Ve bizim hukuk düzenimizde 5018 sayılı kanunda bu sisteme elverişli. Şimdi çok bu şeye de girmek istemiyorum, bunun kritiğine de girmek istemiyorum. Mesela bu Nussbaum'u da işte Young eleştiriyor. Çünkü yapısal adaletsizlikleri gözden kaçırdığını ifade ediyor.
McKinnon bambaşka bir şey söylüyor, belki daha radikal sayılabilecek bir yerden. Onlara girmek istemiyorum. Sadece kötü örnekler üzerinden bu sistemin bir takım sorunlar üreteceğini ve hatta belki de işte kadınların madun bırakıldığı durumun pekiştirilmesine yol açacak kadar aslında amacına hizmet etmeyecek bir noktaya varabileceğini ortaya koymak istiyorum. İlk sorun, eve en önemli sorun, ben de mali hukukçu olduğum için bunu da en başa yazıyorum. Temsil sorunu. Çünkü iki temel aslında ilke çerçevesinde anlatmak gerekir şeyi, temsil meselesini. Birincisi temsilsiz vergi olmaz, ikincisi de bütçe hakkı. Temsilsiz vergi olmaz, yani hep bize değerli hocam Billur Yalçı vergiden masallar diye anlatırdı bunu. Hakikaten biraz öyle kalan bir konu. Temsilsiz vergi olmaz şu demek, eğer mecliste temsil edilmiyorsa bu kişiler, onların vergilendirilmemesi lazım. Yani kişinin vergilendirilmesi Magna Carta'dan, işte Amerika'nın kuruluşundaki Boston Çay Partisi'nden, yine İngiliz Haklar Bildirgesi'nden, yani şu anda bildiğimiz aslında birçok temel belge ve hikayeden en temel şey olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla muhakkak temsil olması lazım. Peki bununla toplumsal cinsiyeti yan yana koyduğumuzda ne görüyoruz aslında? Parlamentolarda erkek temsilcilerin kadınları ve erkekleri vergilendirdiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla oradaki o temsildeki adaleti sağlayamamak bir şekilde kişilerin daha fazla vergi ödemesine sebep oluyor ve kadınların da zaten kendi aslında belki de temsil olmadığı için rızaları olmayan vergiye tabi tutulmasını şey yapıyor. Dolayısıyla birinci sorun temsil. İkinci, temsildeki ikinci başlık da bütçe hakkı. Bütçe hakkı da kişilerin yine az önceki temsilsiz vergi olmazla da bağlantılı olarak nasıl, hangi vergileri vereceklerini ve bu vergileri nasıl harcanacağını, yani kamu gelirlerinin nasıl toplanacağını ve kamu giderlerinin neler olacağını, nereye ayrılacağını yine parlamentoların belirlemesi anlamına geliyor. Burada da yine bir temsil şeyi var. Yine erkeklerin oluşturduğu çoğunluk bir parlamento kadınlara aktarılacak kaynakların nasıl olacağına karar veriyor oluyor. Yani yine bir temsilsizlik söz konusu. Bu teorilerde bu temsil şeyi eksik kalıyor. Peki kötü örnekler tarafına gelirsek, işte geleneksel rolleri pekiştirir mi? Eğer temsilsiz bir şekilde olursa, yani erkek bakışıyla kadın vergilendirilirse ve kaynaklar yine erkek bakışıyla kadınlara ayrılırsa, bence evet. Mesela burada örnek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok da gündem olan anne kart örneğini verebiliriz. Annelere bir takım işte yerel yönetim bütçelerinden ödenekler ayırarak aslında annelerin yalnızca çocukla binen işte yani o bir tarz, hani onlara bir nakit yardımında bulunmak mesela bu rolü pekiştiren bir şeye dönüşüyor. Nussbaum'dan bahsederken kredi verilmesini savunduğundan bahsetmiştim. Yine bunun da Muhammed Yunus'la, Grameen Bank'la, Bangladeş'te denediği bir takım işte neoliberal sosyal deneylerle ilişkilenmesi mümkün. Burada da mümkün. Türkiye'de de mesela Aile Bakanlığı kadın girişimcilere faizsiz bir takım şartlı nakit transferleri sağlıyor bütçesinden. Ve kadın girişimlere faizsiz olarak sağladığı bu kredileri de gelir vergisi kanunumuz buradan elde edilen şeyleri, gelirleri muaf tutuyor. Buradaki sorunumuz da şu, örneğin kadın 30 bin liralık bir kredi alıyor ve evin içerisinde bunu işte bir takım atıyorum işte reçel üretme, örgü örme ve bunları sonra satış gibi, yani Aile Bakanlığı'nın yönlendirici eğitimleri de bu şekilde, bunları da incelemiştim. Yani bir şekilde kadının aslında hani parasını hani kaynağını ayırarak ona destek olmak niyetiyle tekrar onu ev içine hapseden bir yere dönüşüyor. Yani tekrar o şartlı nakit transferinden yararlanan ve bundan dolayı muaf tutulan, hani aslında çok güzel destekler gibi görünen şey, bir anda o paraya bağımlı ve onu da yine evinin içinde sürdürebileceği bir politikaya dönüşmüş oluyor. Ya da mesela yine Aile Bakanlığı'nın bazı politikalarında yararlanıcı statüsünün işte erkek eş ya da baba üzerinden belirlenmesi gibi bir şey söz konusu. Yani yine aslında bir takım nakit transferlerini kadına ayırırken onun yararlanıcı statüsünün bu kez erkek üzerinden geçmesi söz konusu oluyor. Bir de böyle bir sorunumuz var. Şu ana kadar sorunlar ve kötü örneklerden bahsederken aslında gruplandırmamı ifade etmedim. Birincisi temsildi. Temsilden söz ettim. İkincisi
geleneksel roller pekişir mi sorusuydu. Üçüncüsü de kadının yurttaşlık durumuyla ilgili bir şey. Şimdi yine toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi yaparken bir yandan da ya sadece kaynak konusu değil bu, işte personel konusu ya da işte o idari teşkilatın nasıl düzenleneceğine ilişkin bir konu. Örneğin Aile, Kadın ve Sosyal Politikalar Bakanı olması bile, yani bu isim bile burada bir sorun yaratıyor. Çünkü şunu çağrıştırıyor: aile kadın meselesi yani sosyal politikalarla yan yana gelen bir şey. Erkeğin yurttaşlık durumunda bir aslında sosyal politika, daha doğrusu böyle bir ayrım yok. Ama kadının yurttaşlık durumuna baktığımızda onu sosyal politika alanıyla sınırlı bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Bu da yine Peitman'ın çok güzel bir eleştirisidir. Tabii bunu şeyle birlikte okuyabiliriz, belki gerekçelendirebiliriz. İşte Nussbaum'un toplum bir noktada adaletsizliği ve bu bir geçiş süreci. Şimdi o geçiş sürecinde kaynakları aktarıyoruz, aslında sorun yok burada demesiyle. Ama ben çok buna katılmıyorum, çünkü kadının sosyal politikalar, yani kadının işte istihdamını, bu şartındaki transferleriyle desteklenmesini veya işte başka bir takım şeylerden yararlanmasını, yerelde de merkezi hükümette de başka bir takım şeylerden yararlanmasını sosyal politika olarak görmek bir eksiklik. Bir de mali hukukçu olarak, hani belki mali hukuk şeyinden, mali politika, işte kadın, aile ve mali politikalar denseydi belki sıcak bakılabilirdi gibi geliyor bana. Ve tabii burada yine az önce de biraz söz ettim, kadının eşitlenmesinde McKinnon'ın Feminist Devlet Kuramına Doğru kitabında ortaya koyduğu çok önemli bir argüman var. Yani bir eşitlikten söz ederken, bunu İvanlı Hoca da Kucurade de çok anlatır. Ya bir kişinin haksızlığa uğradığını söz ederken nereye bakarız diye sorar İvanlı Hoca. Bunda yine Aristoteles'in dilsel bağlamla adaleti anlamaktan yola çıkarak yapar ve şunları söyler. İşte bir kişiye bakarız ya da bir gruba. Onun o anda sahip olduklarına bakarız. Sonra başka birinin aynı anda sahip olduklarına bakarız ve bu iki şeyi üçüncü değerli bir şey bakımından karşılaştırırız. Bu değer verdiğimiz şey herhangi bir şey olabilir. Yani kötü bir değer de olabilir. McKinnon eleştirisi de şu: kadına bakıyoruz, erkeğe bakıyoruz, kadının erkeğe eşitlenmesine bakıyoruz. Ama bunu yaparken yani bir aynılık ve farklılık değerlendirmesi yapıyoruz. Yani dolayısıyla üçüncü ölçtüğümüz hatalı. Ne demek istediğimi daha açık ifade edeyim. Yani kadının işte sosyal politika ya da mali politika alanında bir takım duyarlı bütçeleme çerçevesindeki şeylerine bakarken aynı durumdaki erkeklere benzemesine bakıyoruz. Ya da bir şey vermeyeceğimizde, işte bir gümrük vergisinden muaf tutunca da erkekten farklılığına bakıyoruz. Ya ama bir erkeğin erkeği ilgilendiren bir politika üretilirken ya da bir hukuk metni üretilirken bir erkeğin elde edeceği bir şey için kadınla aynı olması bakmıyoruz. Ya da farklılığı kurarken de zaten erkeğin farklılıkları toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğu bir düzende zaten tolere ediliyor. Yani kadından farklı olması ile ilgili zaten bir sorun yaşamıyor. Dolayısıyla o üçüncü ölçütümüz, burada hani vergi hukuku metinlerinde de benim çok karşılaştığım, hep bir geri planda durup eşitlerin eşitliğinden söz etme meselesi var. Oysa böyle bir şeyden söz ederken o Kucurade'nin işaret ettiği üçüncü şeye, yani değer verdiğimiz ölçüt, karşılaştırdığımız iki şeyden biri tarafından belirleniyor ve burada bir iktidar ilişkisi var. Dolayısıyla toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve kalkınma ekonomisine dair az önce sunduğum kavramsal çerçevede maalesef bunu gözden kaçırıyor gibi geliyor bana. Dördüncü ve son şeyimizde, kötü örnek ve sorunumuzda, bütçedeki planlamaların kesin hesap kanunlarına baktığımızda gerçekleşmediğini görmemiz. Örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yine bir şeyi var. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe programı yapmış 2018 yılında. Ama 2018'in kesin hesap cetvellerine bakınca bunlar mesela başka yerlere aktarılmış. Örneğin seyahatler, işte iş seyahatlerine aktarılmış. Dolayısıyla kadınlar bundan yararlanamamış. Ya da işte 8 Mart'ta gül dağıtılmış. Yani toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin şeyi olarak. Yani çok kısaca toparlamak gerekirse, bugün kalkınma hedefleriyle toplumsal cinsiyete duyarlamanın birlikte durduğu yerde bir takım temsil, işte geleneksel rolleri pekiştirme, mikro krediler başta olmak üzere
ve kadının yurttaşlık durumunu sosyal politika alanıyla sınırlı kılma tehlikeleri bulunmaktadır. Aynı zamanda pratiğe uygulamaya baktığımızda da hani şeyden bahsetmiştim. İşte Rostov'un en başta kalkınmayı bir uçuşa benzetmesinden bahsetmiştim. Eleştireceğimi söylemiştim. Bütçedeki planlamaların gerçekleşmemesini de Henry Shaw'un bir lafı vardır. İşte temel haklarla ilgili kullanır. Haklar uçuş tarifesidir, uçuşun kendisi değildir diye. Dolayısıyla hani bütçe planlarının da toplumsal cinsiyete duyarlı olarak planlanması ama bunun gerçekleşmemesi ya da işte 8 Mart örneğinde gül dağıtma absürtlüğünde gerçekleşmesi de bir bakımdan hani uçuşun ve nihayetinde 2030'da hedeflenen kalkınmanın faydasına değilmiş gibi geliyor bana. Tabii bu bütün bu kötü örnekleri ve sorunları ifade ederken umutsuzluğa sevk edecek bir yerden de söylemek istemiyorum. Sadece toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin hani o demokratik potansiyelini açığa çıkarmak için bir kritik olarak buradan hani bu tebliğe sunmak istiyorum. Ve nihayetinde şey de söylemek istiyorum. Evet, yani Nussbaum'u ve Amartya Sen'i eksiklikleriyle birlikte eleştiriyoruz ama bunlar işte bir 20 yıl kadar önce tarih sahnesine çıktıklarında en başta anlattığım gibi bu sadece kalkınma sadece ülkelerin gayri safi milli hasılalarıyla ilgili bir şeymiş gibi bir yaklaşım var. Dolayısıyla o yüzden Nobel aldılar ve çığır açtılar. Sadece burada hala görülmeyen eksik kalan bir şeyler var. Pratikte de doğru uygulanmayan şeyler var. Bunların altını çizmek istedim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Sayın Çiftçi. Güzel sunumunuz için hakikaten faydalandık. Ben kendi adıma pek çok şey öğrendiğimi itiraf etmeliyim. Bir bakış açısı sundunuz bize. Sayın Altunkaş'a ve Sayın Çiftçi'ye bir kez daha teşekkür ettikten sonra bizlerle bu değerli paylaşımları, değerli tebliğlerini sundukları için şimdi sözleri sorularıyla katılımcılarımıza bırakmak istiyorum. Yalnız bu online toplantıda sizlerin de uygun görmesiyle bir soru sorma yöntemi belirleyelim isterim. En aşağıda biliyorsunuz bir yer var. El kaldırabilirsiniz soru sormak için. Eğer onu tercih ederseniz sizlere söz verip sorularınızı alabiliriz. Soru soracağınız zaman yine mikrofonunuzu açar ve sözlü olarak sorarsanız bunu tercih ederiz. Eğer onun haricinde chatten yazacak olursanız söz konusu soruları ben katılımcılarımıza iletme yolunu tercih edeceğim. Bununla birlikte sorunuzu lütfen Sayın Altunkaş'a mı Çiftçi'ye mi yönelttiğinizi de belirtirseniz sevinirim. Teşekkürler. Ali Hocam sizi görüyorum. Sayın Acar buyurun lütfen dinliyoruz. Öncelikle her iki sunumlar için hocalarımıza teşekkür ederim. Gerçekten keyifli ve bilgilendirici sunumlardı. Keyifle dinledim. Kısa bir soru Hasan Hoca'ya sormak, yöneltmek istiyorum. Şimdi sunumunuz esnasında birçok isme değindiniz. Bunlardan bir tanesi Rawls'tu. John Rawls'un adalet teorisinde oluşturulacak toplumsal mekanizmanın adil olabilmesinin bir takım koşulları var. İşte cehalet peçesi kavramı onlardan bir tanesi, malumunuz olduğu üzere. Bir kere cehalet peçesinin arkasına girip cehalet peçesi takıp ya da bilgisizlik örtüsü takıp toplumsal paylaşma ya da kaynakların paylaşması bu şekilde sağlandıktan sonra ortaya çıkan sonucun gerçekten adil olup olmadığını ölçecek herhangi bir araç belirlemiyor. Tek söylediği ikinci bir dağıtım ilkesi olarak yani bu eşitliği sağlayan bilgisizlik peçesinin ötesinde ikinci bir adalet ilkesi olarak işte tarihsel ve toplumsal olarak kaynaklardan yeterince faydalanamamış olanlara ekstra bir fırsat eşitliğini de aşan bir paylaşım yapılabilir diyor. Ama bu da yine sınırsız. İşte bunun politikalara yansıyan kısımları belki kota uygulamaları olabilir siyasette veya
buna benzer uygulamalı olabilir. Bu kotadan yararlandığı sürece toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından da artık kotanın gerisinde kalan ya da kotanın içine giremeyen kadınların o fırsat eşitliğine faydalanamaması başlangıçta oluşan adalet dağıtımına herhangi bir zarar getirmez. Dolayısıyla geri kalan kısmıyla uğraşmıyor. Ama ben bütün bu adalet teorilerinde eksiklik olarak görülen bu hususu sizin sunumunuzda yoğun bir şekilde kullandığınız Nussbaum'un kriterleri bağlamından değerlendirmenizi istiyorum. Özellikle de yapabilirlik ya da kapasite artırımı, kapasite kullanımı hususunda. Kapasite kullanımına izin veren politikalar, işte bütçede buna yönelik sosyal politikalar benimsendikten sonra o kapasitenin gerçekten artırılıp artırılmadığıyla ilgileniyor mu Nussbaum? Yoksa kısmen değiniziz belki ama altını çizmek adına sorunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kapasiteyi kullanımına izin veren politikalar belirlendi. İşte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın örneğini değindiniz. Onun ötesinde o kapasitenin gerçekten kullanılıp kullanılmadığını veya ne şekilde kullanıldığına yönelik artık Nussbaum'un bir derdi, kaygısı yok mu onun ötesinde? Belki Rawls'la olan bağlantısına da değinerek cevaplarsanız sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu benim de açıkçası çok düşündüğüm bir şeydi. Öncelikle bir karşılaştırmayı yapayım isterseniz Rawls'la Nussbaum arasında. Daha doğrusu bu karşılaştırma da bize hani böyle farklılıklardan ziyade benzerlikler gösterecek. Çünkü Nussbaum'un da işte o az evvel sunumda da bahsettiğim fırsat yaratan fırsatlar şeyi aslında bir takım yapabilirliklerin sağlanmasının başka yapabilirliklere, başka fırsatlara yol açacağı şeklindeydi. Orada da üç şey saymıştım işte eğitim, kredi, insanlarla kurulan bağ. Tabii Rawls'un teorisi yani bana kalırsa daha teori, yani bunu nasıl bir ifade bilmiyorum ama daha kuramsal kalıyor. Nussbaum biraz daha bunu kalkınma politikaları bakımından ele alıyor ve hani başka bir alanda konuşuyor. Olsun ki belki daha bir işte adalet felsefesi olabilirken Nussbaum'unki biraz daha kalkınma ekonomisinde adalete ilişkin bir takım çıkarımlar oluyor. Orada o bahsettiğiniz cehalet peçesiyle eğitim bence zaten uyuşuyor oluyor. Hatta ben buna İvan Hoca'nın işte insan değeri, insan felsefesi ve insan hakları bağlantısını kurarken ki şeyinde çıkarımında ilave edebilirim. Yani eğitim hep bir kilit, yani bilgiye sahip olmak hep bir kilit noktada kalıyor. Dolayısıyla hani böyle bir uzlaşmaları var. İkinci söylediğiniz Rawls'un bakıp bıraktığı yerde Nussbaum da bakıp bırakıyor. Ve hakikaten bir inanç, yani eğer biz bunları söylemeye devam edersek ve işte devletler bu politikaları insani gelişmişlik yaklaşımı temelinde yapabilirliklere bakarak sürdürürlerse her şeyin düzeleceğine ilişkin bir inanç olarak, yani kendi ifadesi, hani bu benim yorumum da değil, o inanç seviyesinde kalıyor diyebilirim. Ama yine de tekrar söylemek isterim ki tarihte gelinen bir aslında aşamayı ifade ediyor Nussbaum'un teorisi de. O da Rawls'la kendini karşılaştırarak işte onunla benzerliklerini açıklayarak hep anlatıyor. Dolayısıyla yani bu bakımdan hani devletlerin gayri safi milli hasılasına baktığımız diğer teorik düzlemlerden çok daha iyi bir düzlem sunuyor aslında bize. Ama pratik işte gerçekleşmeleri bakımından yine biraz havada kalıyor mu diye sorarsanız bu konuda benim de şüphelerim olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz Sayın Çiftçi. Aysun Hocam, size chatten gelmiş bir soru var. Benim okumamı ister misiniz? Görebiliyor musunuz? Görüyorum hocam. Ekin Hanım'ın bir sorusu galiba. Homofobi, transfobi temelli ayrımcılık suçlarının günümüzde oldukça fazla sayıda işlendiğini görüyoruz. Özellikle medya üzerinden LGBT'lere yönelik nefret söylemi çok yaygın. Buna neden olan toplumsal cinsiyet tavırları ve bununla birlikte kullanılan eril dil olduğu kuşkusuz. Ancak görüyoruz ki bunları engelleyecek yazılı hukukta TCK 122, Anayasa 10 dışında
herhangi bir düzenleme yok. 122'de ise cinsel yönelime ilişkin ayrımcılığın yer almaması üzüntü verici. Buna ilişkin olarak yapılması gereken yasal düzenleme nedir ve LGBT'lerin eşitliğinin desteklenmesi amaçlı olarak ne yapılmalıdır? Düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Teşekkür ederim demiş. Çok ben teşekkür ediyorum. Çok haklı bir tespit ve çok haklı eleştiriler. Ben de sunumum sırasında hani daha çok nefret suçları üzerinden gitmeye çalıştım. Çünkü nefret söylemi de aslında apayrı bir tebliğin konusunu oluşturabilecek genişlikte. Yine tebliğ sırasında hani kısıtlı da olsa şunu da ifade etmeye çalıştım. Nefret söylemiyle ilgili sıkıntının bir başka kaynağı da ifade özgürlüğünden kaynaklanıyor. Yani ifade özgürlüğü kapsamında işte o açık ve yakın tehlike kriteri ortaya çıkmadığı sürece herhangi bir söyleme müdahale edilmeli midir, edilmemeli midir tartışması burada da devreye giren bir tartışma. İslamofobi ve din fobisi üzerinden, antisemitizm üzerinden gelen söylemlere yönelik olarak yavaş yavaş bu nefret söylemine ilişkin olarak bir içtihat oluşmaya başlamakla birlikte homofobik söylemlerle ilgili olarak hala bir içtihat birliği sağlanamamış durumda. Ancak hani az önce de söylediğim gibi özellikle medyada, spor medyasında bu bir hani yaygın kullanım şekli haline gelmiş durumda. Bizde de Ekten Hanım'ın da haklı olarak ifade ettiği gibi özel bir düzenleme yer almıyor. 122 kapsamında da az önce bahsettiğim gibi hem mağdur gruplara yönelik olarak getirilen sınırlı saymadan dolayı hem suçun bağlı hareketli bir suç olarak düzenlenmesinden kaynaklı olarak 122 kapsamında değerlendirme şansımız da yok. Burada olup olabilecek, maksimumda yapılabilecek şey bir hakaret suçunun açılması. Orada da bir grup halinde işte açılabilir mi? Bu davaların bireysel olarak açılmaya çalışıldığı hallerde işte kimliklerin ifşa edilmesi gibi bir takım az önce bahsettiğim gibi riskler devreye giriyor. Onun dışında işte kolluğun bu konudaki tutumunun çok pozitif olmadığına ilişkin bildirimleri biz sahada çalışanlardan da alıyoruz. Dolayısıyla bu konu ciddi anlamda sıkıntılı bir konu. Tebliğimin sonunda da ifade ettiğim gibi ilk yapılması gereken hani yasal düzenlemeleri yapsanız dahi bunlar uygulamaya yansımadığı sürece yani orada bir söylemin nefret söylemi olup olmadığına bir davranışın nefret suçu kapsamında kalıp kalmadığına karar verecek insan faktörü devreye gireceğinden hakim de olsa bir kere onların özel bir eğitimden geçirilmesi gerekiyor bu konuda. Bir farkındalık yaratılması gerekiyor. Tabii ki yasal düzenleme bu işin ilk adımı. Az önce bahsettim. Hani ya bir genel hükümler kısmına bir madde koyarsınız ve dersiniz ki ceza kanununda düzenlenen suçların nefret sayıki ile işlenmesi halinde faillere hükmedilecek ceza işte üçte birine kadar arttırılır, yarısına kadar arttırılır gibi bir genel ağırlaştırıcı hüküm koyabilirsiniz. Ya da ağırlıklı olarak bu suçların hangi tip suçların nefret suçu olarak işlendiğini tespit eden bir ön saha çalışması yaparsınız. Arkasından o ilgili maddelerin altına kasten yaralama ise yaralama, öldürme ise öldürme, hakaret ise hakaret, cinsel saldırı ise cinsel saldırı, onun altında bir nitelikli hal düzenlemesi getirirsiniz. Bu suçun işte nefret sayıkı ile işlenmesi halinde cezasını şöyle arttırıyorum diyebilirsiniz. İki tane alternatifiniz var ama benim için ilk adım bu olmakla beraber daha da önemsediğim kısmı açıkçası bu suçları takip edecek, bu suçların mağdurlarıyla muhatap olacak, başta kolluktan başlamak üzere kararı verecek hakimlere kadar özel bir eğitimden geçirilmeleri ve bu konuda bir hassasiyet geliştirilmesinin, bir farkındalık yaratılmasının daha da önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Başka soru olmadığını görüyorum. El kaldıran yok, chatten yazan yok. O zaman öncelikle Sayın Altunkaş'a ve Çiftçi'ye söz konusu bilimsel toplantının düzenlemesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve kurumuma teşekkür ettikten sonra kendi dileğimle bitirmek istiyorum bu toplantıyı. Umarım
Şu anda ilkini düzenlediğimiz ve devamını getireceğimiz Ceren Damar Şenel Genç Bilim İnsanları toplantıları bizim için sadece Ceren Damar Şenel'i hatırlamak, unutmamak, unutturmamak için değil ki biz zaten unutmayız. Tüm genç bilim insanlarının emeklerini, ideallerini, umutlarını desteklememiz için bize bir fırsat olur. Bu toplantı ve bundan sonrakiler. Tekrar çok teşekkür ederek iyi günler diliyorum. Bir sonraki toplantımız saat 2'de başlayacak. Görüşmek dileğiyle. Saygılar. Hoşçakalın hocam. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.